Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Güzel bir Perşembe günü sizlerle birlikteyiz. Programımızın akışında biraz değişiklikler oldu. Daha önce Perşembe günü saat 12-1 arasıydı. Sonra bunu Pazartesi gününe aldık akşam saat 7'ye ama akşam saat 7'de bazı kendi programla ilgili uyuşmamayan kısımlar olmuştu. Çünkü öncelikle çocuklarımızın eğitimi ve sağlığı. O saatlerde de çocuklarım kursa gittiği için ve işte okul çıkışı olduğu için, eğitimlere devam ettiği için ben iki arada bir derede kaldım. Bu sefer öncelik çocuklarımız diyerek yönetimle görüştük ve şimdi Perşembe günü saat 2-3 arasında pusula programını tekrar devam edeceğiz. Kusura bakmayın bu konuda için özür dileriz ama hani bazı mağduriyetlerimiz oldu. Ama her hafta olduğu gibi yine birbirinden değerli konuklarımız olacak. Her sektörden o sektörün sorunlarla ilgili konuşmalar, burada bilgiler vereceğiz. Bu hafta konuğumuz yine kuyumculuk sektöründen çok değerli arkadaşım Bülent Kaya. Bülent Bey hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ederim. Bülent Bey bizim çok değerli bir arkadaşımız, dostumuz, sevgili izleyicilerimiz. Tanıyoruz yıllardır ama tanımayan izleyicilerimiz için Bülent Bey kendinizi şöyle bir tanıtır mısınız? Evet, ben Mersinliyim. Burada doğduk, burada büyüdük, burada okuduk. Evliyim, iki çocuğum var. 1975 doğumluyum. Dediğim gibi yıllardır bu sektörün içinde çalışıp duruyoruz. Güzel, zaten bildik bileli o sektörün içerisindesin. Gerçekten sanki öyle. Şey gibi babadan oğula gibi. Aynen öyle. 35 sene oldu mu? 35 sene. 35 senedir bir tecrübe. Evet, artık evet. Emekli olmuş gibi bir şey oluyor. Kesinlikle öyle. Emekli de olduk ama işten emekli olmadık. İşten ama olsun tabii. Yani siz gibi değerli bu sektörün içerisindeki isimler teşekkür olması ederim. Gerekiyor. Teşekkür ederim. Yoksa günümüzde artık popüler olmaya başladı. Bayağı bir aynen. Sıkıntı yaşanıyor. Kesinlikle. Sahteler oluyor. İnsanları kandıran, dolandıran. Kesinlikle. Yani çok kişi söyledi. Aldık evet. Diyor, baktık diyor. İşte altın sahteymiş veya işte neyse o evet. Çeyrek altın, evet, tam altın. Evet, evet. Onu çözmek için işte bundan sonra konuşacağız şimdi programımızda. Ne kadar evet, yani nasıl çözebiliriz her diye. Her ne kadar emekli olsak da bundan sonra nasıl öğrenci yetiştirebiliriz? Heh. Bizden sonra gelecek olan öğrenciler, çalışanlar nasıl olmalı? İnşallah bunun bayrak yarışı gibi olacak. Kesinlikle. Doğru. Kesinlikle. Bu dünyadan hani bazı değerleri bırakarak gitmek istiyorum. Aslında çok iyi. Yani evet. Yarın yaşlandığınız zaman gerçekten sektöre evet. Emek verdim. Evet. Sektörü bir noktaya kadar katkıda bulundum ben de gelmesinde ve çok kesinlikle. Değerli sektör yöneticileri kesinlikle. Sayemde yetişti diyerek o şekilde düşündüğünüz zaman gerçekten çok insan mutlu, olurum. Mutlu oluyor. Gerçekten çok öyle. Güzel. Gerçekten öyle. Bülent Bey şimdi programımıza hadi girelim bakalım buradan. Evet. Şimdi bu kuyumculuk sektörü şu anki genel olarak bir giriş yaparsak yani Türkiye'de ve dünyadaki şu an durumu nedir kuyumculuk altın sektörü? Türkiye'de şöyle söyleyeyim yaklaşık 50 ton civarında altın üretilmekte. Büyük bir oran yani bakacak olursanız bunun birçok istihdama da katkısı oluyor. Dünyada da çok yüksek derecede, Amerika'da özellikle, İtalya'da, İngiltere'de. Dediğim gibi dünyada çok büyük bir katkısı var altının. Altın sektörü. Kesinlikle sektör çok önde. Türkiye'de öyle çok madenler var mı? Nerelerde oluyor mesela altın madeni? Madenler evet yaklaşık 14-15 yerde Türkiye'de madenler var. Bunların başında İzmir, özellikle İzmir geliyor. Ondan sonra Gümüşhane var, Ovacık var, çok büyük madenlerin olduğu, Bergama var, Uşak var. Artvin de var. Artvin var, aynen öyle, aynen doğru. Öyle. Şimdi bu bir ara haberlerde falan da çok çıktı. Evet. İzmir'de böyle bir siyanürlü altın arama, ormanların kesilmesi diye, neydi o dağın ismi şu an unuttum. Evet. Orada böyle bir halkın, kamuoyunun bir tepkisi oldu ama orada... Şimdi altın varsa da devletin onu işleyip bunu da yani kullanarak işte halka hizmet anlamında yine işte yol, su, köprü neyse yani aynen, klasik aynen. Bir slogan vardı onu yapması gerekiyor ama evet. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Yani bir maden varsa onu çıkartalım mı yoksa doğaya mı koruyup maden, bu altını dışarıdan mı alalım yani şimdi Afrika'dan ve Amerika'dan? Bana kalırsa keşke bütün işleri devletimiz yapabilse ama yetişebilir mi? Yetişebilir. Köprü diyoruz yetişemiyor. Madenler diyoruz, petrol diyoruz. Yani bunların hepsine yetişmesi mümkün değil. Bunları ne yapıyor? Şirketlere vermek zorunda kalıyor. Belli bir pay karşılığında şirketlere veriyor. Şimdi bu şirketler normalde madenleri bulduklarında kesinlikle işleri bittikten sonra tekrar doğayı aynı hale getirmek zorunda. Kapatacaklar. Bu anlaşma var. Topraklarla, toprakla ağaçlandırmalar. Orada sizin bir daha yapıldığını anlamıyorsunuz yani. Orada bir maden çıkartıldığını hı-hı. Anlamıyorsunuz. Bunlar bu şekilde anlaşmalarla veriliyor. Hı-hı. Tabii siyanür mecburi bir teknik.
Başka bir teknik olamaz yani onu çıkartmak için altını. Doğaya zarar veriyor tabii. Tabii ama ki verir. Yani işte. Bir tuz ruhu gibi düşünün, bir kezzap gibi düşünün. O siyanür dediğimiz şey uçucu da olsa mutlaka ki zarar veriyor. Zarar veriyor. Bu filmlerde gördüğümüz kovboy filmlerinde hani suyun içerisinden sallayarak eleklerle falan o nasıl bir sistem? Onlar derelerde olur genelde. İşte tabii ki dünyanın her yerinde farklı farklı yerlerde çıkıyor. Bizimkiler dağlarda. Şimdi dünya atom parçalandıktan sonra bu değişik yerlere sıçramış. Kimin derelerde oluyor, kimi dağlarda oluyor. Bundan çıkartma sistemleri farklı tabii ki. Bu sektörde o zaman bu kuyumculuk sektöründe dünyada en büyük isim kim? Amerika filmlerinde konu olur. Şimdi, altın madenlerinde, kovboy filmlerinde. Biz hep Afrika'da falan hep böyle olur. Çocukluğumuzdan beri Amerika diyebiliriz. Amerika'da yani. Bunun öncülüğünü Amerika yapıyor. Maalesef her sektörde öndeler. Her sektörde. Yani büyük olan kazanıyor gibi bir şey. Amerika'da olan altın Afrika'da veya Türkiye'de niye olmuyor acaba? Doğa şartları ya şimdi doğa şartları mı? Da var tabii ki. Bir de biliyorsunuz yani yıllardır bir Lozan Antlaşması var. Madenlerin çıkartılmaması konusunda yıllardır bir baskı vardı bizimle ilgili. Onlardan da kaynaklı olabilir. Yani bu konuda sanki çok özgür değiliz gibi ama inşallah bundan sonra belki çıkartılma konusunda adımlar atarız. Özgür oluruz. Özgür oluruz. Biraz daha yani tabii ki zenginleşiriz. Sonuçta bu bizim halkımızın zenginliğine yansıyacak bir şey. Doğru. Aslında bu şey vardır. Hani sit alanlara derler. Orada evet. Altın vardır, şudur vardır, bu vardır veya tabii onda biraz tarihi altınlardır ama evet. Onları sit alanını biz koruyoruz ama hiç oraya müdahale de etmiyoruz. Orada müdahale kalıyor. Altın varsa da altta kalmış oluyor. Bunu bir müzeye koyup çevirmek veya turizme anlamında değerlendirmek onun da aklına gelmiyor. Aynı aman dokunmayın sit alanı. Evet. Şimdi yol yapılıyor Silifke yoluna Silifke doğru. Taşucu, yol giderken kazdıkları zaman şey çıkmış. Mezarlar şunlar bunlar. Evet. Şey durdu. Orada duruyor. O, ama hani yani, sonuçta da tabii, halkın tabii. Mağduriyeti var. Aynen kesinlikle. Bir şekilde artık onu kaldırıp bazen nerede bir yerdeydi şey Urfa taraflarında evet. Şey oldu, baraj kurdular. Evet. O tarihi eserler suyun altında kalacak diye komple aynen. Kaç tane tırlarla, 15-20 lastikli tırlarla alıp o tarihi yerleri başka yerlere taşıdı. Doğru mantıklı olan da o zaten. Yani burada da öyle olabilir. Kesinlikle öyle olmalı. Yazık şimdi durmuş başka alternatif maliyeti arttıran bir şeylere girmişler. Arttıran şeyler çıkartılıyor kesinlikle. Yani. Şimdi biz Mersin halkıyız, Mersin insanıyız. Sen de öylesin. Tabii. Biliyorsun özellikle senin bölgen yani oralar. İkinci bölge. Yani bir Narlıkuyu'ya bir balık yemeye gittiğin zaman orada doğru dürüst yerler yok mesela. Sit alanı. Her yer sit alanı. Bir arabanı koyacak yerin yok. Tamam kabul ediyorum yıllar önce yaşamış insanlar. Orada bir mutlaka bir şey oluşmuş, bir tarih eser oluşmuş. Fakat yani bunları düzeltilip çünkü Avrupa'da çok örnekleri var. Bakıyorum, açığa çıkartıyor. Tabii ki açığa çıkartılıyor. Biraz kenara alınıyor. Bir ön taraflarına yapılıyor. Yani binlerce insan var turist olarak. Doğru. Geldiği zaman orada perişan bir şekilde. Doğru. Kendimiz gidemiyoruz ki turist gelsin. Susanoğlu'ndan Ayaş'a kadar. Evet. Bomboş arazi, sit alanı. Ve dünyanın en güzel yerleri. Ya ben de anlamıyorum. Aslında bunu açığa çıkartılıp kazı alanları oluşturulup tarihi güzellik yeri varsa çıkartsın turizme katkıda bulunsun. Altınlar şunlar bunlar varsa alsınlar müzeye koysunlar. Evet, onlarla evet, ilgili evet. Meşhur vardı bir tane filmde de vardı. Sultan'ın bıçağı diye Topkapı Sarayı'nda. Evet, evet, herkes evet. Onun film bile yapıldı onu çalmak için böyle çok eski Amerikan filmlerinden. Aynen. Onun gibi mutlaka değerli eser vardır ama biz Mersin'de bunu yapmıyoruz. Aman sit alanı dokunmayın, imara açmayın, bir şey yapmayın, kazmayın evet. Da evet, orada kalıyor. Evet, evet, evet. Bence çok üzülüyorum. Bunların değerlendirilmesi kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle değerlendirilmesi lazım. Çok üzülüyorum. Bu konu benim için yani bir yaradır ya gerçekten. Aslında sit alanını bir daha değerlendirmek lazım. Yani ikinci derece, üçüncü derece, neyse evet, birinci derece. Evet, evet, evet. Gelip bakacaklar ülke menfaatine neyse. Kesinlikle. Onlar. Ama onlara böyle bahsettiğimiz zaman hemen diyecekler birilerine rant sağlıyorlar. Aynen. Bu hassas konular bunlar. Girse bir türlü girmezse doğru bir türlü. Söylüyorsun. Doğru ama mantığın gerektirdiğini yapmak lazım. Aklın yolu birdir. Doğru. Yani. Doğru. Bülent Bey şimdi sizin sektöründe altın sektörünün en önemli konusundan biri de yine günümüzde çok meşhur sahte altın. Sahte altın aynen şimdi, maalesef. Şimdi vatandaşlarımız gitti bir kuyumcudan altın aldı. Şimdi bu ister normal bir altın takı olabilir. Evet. İster çeyrek tam işte yarım altın neyse onlardan olabilir. Ama duymuştum daha önce bir yerden almış başka yere gidip satmaya gittiği zaman bu sahte demişler. Eski aldığı yere gitmiş demişler. Hayır ben bunu yani size satmadım bizim sattığımız başka gibi böyle bir sıkıntı da oluyor. Evet. Bunu Amerikan filmlerinde görüyoruz. Altını böyle bir ısırıyorlar, akıyorlar falan böyle gerçek mi orijinal mi diye. Veya yere atıyor evet. Bir ses çıkınca ha onun evet. Sesi altın sesi gibi. Evet, evet. Bir uzman olarak bu konuda evet, hani evet. Nasıl anlarız biz gerçek altınla sahte şimdi, altını farkını? Şimdi günümüzde şu anda iki çeşit altın sahte türü var. Birincisi merdiven altında yapılan sahte altın.
ona biz tamamen kesinlikle sahte demiyoruz. Onun içinden bir küçük bir kaçırma, gramaj kaçırma olayı var. Bu maalesef çoğu zaman yakalanıyor ama çoğu zaman da yakalanamıyor. Biz o altına yine sahte diyoruz fakat yine piyasada bir geçerliliği var. Diyoruz ki bunu biz 10 liradan alamayız fakat 9 liradan alabiliriz. Gramajı düşük olduğu gramajı için. Düşük çünkü. Vatandaş altın, da mağdur olmamış oluyor evet, sonuçta. Evet altın olduğunu görüyoruz evet altın ama içinden 5 santim, 10 santim, 3 santim bir eksikliği var. Bu birinci. İkincisi de gerçekten sahte altın yani kaplama altın dediğimiz. Biz bunu mesela liralarda gördüğümüz zaman 7 gram gelen lira 5 gram geliyor. 5 gram teraziye baktığımız zaman 5 gram. Altın bu, daha mı ağır? Yok altın diye bir şey yok. Yok işte 5 gram. Değişik ucuz madenlerden kaplama usulü, kaplama tekniğiyle onu liraya benzetiliyor. Fakat onu tabii ki kuyumcuların yani %99.9'u yemez. Onu ancak kime yedirebilirsiniz? Mesela bazen rastlıyorum abi ya bizim ben araba alacağım senin arabana talibim. Yalnız işte elimde 50 tane Cumhuriyet altını var. Onu alır mısınız? Adam o anda hani bir araba pazarında diyelim. Olur abi ne kadar piyasa? İşte 10 lira. Tamam abi 9 liradan alırım. Tamam abi diyorlar. Öyle anlaşarak. İşte onlar çok tehlikeli. Ona bize de oluyor bazen diş hekimlerine. Evet. İki defa ben de aldım. Evet. Abi dedi işte para vereceğim altın dur bozduracağım çarşıya gideyim falan derken. Ya dedim çarşıya gideceksen hani neyse dedim boşuna uğraşma biz alalım dedim. Şimdi bir iki tane biz de aldık ama şimdi siz söyleyince lan dedim. acaba sahte de şimdi gidip hani ısırayım ya bakayım ya yere mi atayım falan evet, böyle bir. Evet evet evet. Ya aslında anlaşılır ama tabii ki şu anda çok profesyonel yapılıyor. İnanılmaz derecede profesyonel yapılıyor. Nasıl anlayacağız? Bu satışta yani bakın ne dedik az önce? Yazı mı alsınlar şu kuyumcudan aldım diye ben çeyrek. Mutlaka alsınlar güzel olur. Yani zarar olmuyor. Bir ara şu an kuyumcudan alınanlar öyle bir sahtelik olayı olması çok zor. Denetimlerimiz var. Kuyumcunun bir kere vicdanen bunu yapması zor. Bir de mesleği içerisinde. Tabii. Mesleği ihanet. Kendine ihanet yani, olur. Doğru. Yani başka bir şey değil. Alırken dediğiniz gibi karta yazılması güzel olur. Ama siz eğer dışarıdan alacaksınız da böyle yüklü özellikle bir kuyumcuya danışıp fikir vermeniz, fikir almanız daha mantıklı olandır. Şey gibidir, hani berbere sabittir ya, kuyumcu da sabit mi olmasa? Diş hekimin sabittir, berbere sabittir, kolay kolay değiştirilmez. Onun çok artısı oluyor biliyor musunuz? Kuyumcu da yıllardır aynı kuyumcu, bilirim. Şimdi ben sizi yıllardır tanıyor olsam, yani 10 lira yerine sizden 8 lira alırız, 5 lira alırız. Bunun böyle mutlaka bir artısı oluyor müşteriye. Doğru. Kesinlikle. Şimdi Bülent Bey, son günlerde haberlerde sabah açıyorum haberleri. İşte altın, borsa... İşte dolar ve işte euro bazında baktığın zaman en çok getiriyi gördüğüm kadarıyla altın yapıyor. Altın getiriyor. Şimdi altın getiri olarak bir düşündüğümüz zaman yani konut alımıyla ilgili olabilir, arsa alımıyla olabilir, bir ara araba alım satımları vardı onlarla olabilir ve döviz, borsa onlara girdiğimiz zaman en değerli yatırım olarak altın mıdır? Ne tavsiye edersin? Şimdi ben böyle bir gün oturuyordum. Dedim ki ya bu altının bir özgeçmişine bakmak istiyorum. Yani hiç zaman zaman böyle tepe taklak olduğu olmuş mu? Çünkü hani biz bunu borsada yaşıyoruz. Alıyorsunuz bir broker size diyor ki bu kağıt %100 tavan yapacak. 5 defa, 10 defa. Kimi zaman yapıyor görüyoruz canlı canlı. Fakat kimi zaman da tepe taklak oluyor. Şöyle bir 25, 30, 35 yıllık bir geçmişine baktım altının. Hiçbir yıl geriye düştüğü olmamış. Hiçbir yıl. Durduğu olmuş. Yani 10 liraysa 10,5 lira olmuş. 10 lira da devam etmiş gitmeye. Ama hiçbir zaman geriye düştüğü olmamış. Ben o yüzden diyorum ki tabii ki altın güvenilir bir liman. Ama şu koronavirüsten sonra hepimiz bazen konuşuyoruz. Hani bu ev fiyatları. İlk defa böyle bir şey oldu. Yani ev konut fiyatlarında ben bilmiyorum yani bu yaşıma geldim. Hani konut fiyatlarının bu kadar 3 katı, 5 katı, 10 katı fiyata değil mi? Yani yanına sıfır eklendi bana evet, göre. Evet, evet, evet. Yanına bir sıfır eklendi. Evet, 3,5 milyon. 10 katı demek. Yani. Bir sıfır 10 katı demektir. İşte evet. Böyle bir yükseliş daha hiç görmedim. Yani o yüzden de tabii bu olağan dışı şeyler haricinde altın her zaman güvenilir. Her zaman en iyisi altın diyorsunuz. En iyisi altındır. Altını yatırım olarak yapacak olursak, şimdi mesela bankalar da altın değerinde işte kağıt veriyor gibi bir aynen, şeyler var. Aynen. Veya çeyrek altın, tam altın, işte gram altın alabiliyorsun veya külçe altın. Evet. Bir de tak olarak altın alabiliyorsun ama orada da işçilik falan kaybı olabiliyor. Bankalardan mı? Yok, normal piyasada. Evet, yani aynen. İster banka ister piyasa. Evet. Siz
Ne tür bir altın alarak yatırım tavsiye edersiniz? Şimdi hani anne baba usulü derler, en güzeli Cumhuriyet altınıdır. Cumhuriyet altın. Devletin basmış olduğu. Zaten devlet bunu özellikle daha düşük bir fiyattan fiyatlandırıyor. Hı. Onun üzerine satamıyorsunuz. Çok düşük bir kar marjı, diyor ki sen bunu 10 liradan alacaksın, 11 liraya satabilirsin. Daha yüksek satamazsın diyor. O yüzden Cumhuriyet altını en iyi yatırım aracıdır. Çok kaybettirmez. Kaybettirmez, aynen, kesinlikle. Arada bir oran var zaten. 4-5 TL fark mı, ne oluyor? Ha, diyelim ki şunu da diyor bazen müşteriler. Diyor ki ben bunu saklayacak yerim yok. Çok basit bir evde oturuyorum. Kapılarımız hırsızlık. Çok güvenli değil. Hırsızlıklar oluyor etrafımızda. Ben bunu takmak istiyorum. Bu zamanda da biz ona burma bilezik tavsiye ediyoruz. En az işçiliği olan, değil mi? Burma en bilezik. Az işçiliği olan burma bilezik. Burma bilezik. Onları öneriyoruz. Geriye dönüşümde gayet güzel oluyor. Artarak getiriliyor. Doğru. Şimdi devletin de hep bir açıklaması olur. İster yani, ya der şu yastık altındaki yani altınlara falan çıkartıp hani şey, ekonomiye katkıda bulunur. Kim istemez. Ya bunu devlet çok istiyor. Çok bir istiyor. Dönem biraz çıktı gibi oldu ama evet, hala bankalar... çok var. Ne kadar var sizce bu yastık altında dediğiniz yani miktar, devlet o kadar müdahale ettiğine göre? Uzmanlar hesaplıyorlar, 3 ila 5 ton arası şu anda yastık altında bir maden var. Of. Bir altın var. Çok büyük bir rakam. 200-300 milyar dolar civarı yapıyor ki bu yani ülke ekonomisini gerçekten kalkındıracak bir para. Niye ama, yastık altı? Yani güvensizlikten mi? Yani daha riskli. Hırsız gelse hepsini götürüyor. Ev yansı hepsi gitti. Evet. Evet, yani evet. Niye yastık altı yapıyorlar? Ya şimdi biliyorsunuz biz Orta Doğu'nun tam ortasında bir ülkeyiz yani. Orta Doğu ile hatta Batı'nın tam ortasında bir ülkeyiz. Ya yani her zaman böyle insanlarda demek ki eskiden kalma böyle bir savaş korkusu, bir güvensizlik korku. Yani ülke için değil, yani etrafımızdaki o savaşın vermiş olduğu korku. Hmm. Ondan dolayı bence insanlar yani sanki her an depremde kapıdan çıkacakmış gibi taşırsınız. Doğru. Ya her şeyi. Aynı onun gibi. Ondan dolayı kaynaklanıyor diye, evet, düşünüyorum. Şimdi altın arıyorlar ya eski tarihi yerlerde böyle, evet, dedektörlerle falan. İşte adam evinin altına işte bu çeyrek altınlar neyse koymuş oluyor. Evet. Gömüyor, sonra da bir şey oluyor. Savaş oluyor, ani bir durum oluyor. Gidiyorlar, alamıyor, unutuyor, alamıyor, bir şey oluyor. Unutuyor, aynen. Şimdi mesela hep arıyorlar öyle dedektörlerle falan. Demek ki o sistem gibi. Aynen. Burada alıyorlar evin, tabii, altına uygun bir yere, bacıya artık nereye koyuyorlarsa. Kesinlikle. Aynen o sistem. O şekilde devam ediyor. Evet. Evet. Doğru. Şimdi Bülent Bey, sabah haberleri izliyorum. Evet. Genelde ben her sabah kalktığım zaman bir işte haberler açarım. Evet. Yani akşam bir olay mı olmuş olabilir, tabii, ne tabii, olur tabii, falan, doğru, diye. Takip ederiz. Bugün bir baktım, kiraları altın. Altın olarak. Altın, aynen, olarak alıyorlar. Aynen. Yani konuşmada aylık kira 7 gram altın diye. İnanılmaz böyle bir infial yarattı. Yani ne oluyoruz falan dediler. Evet, ya evet, kiracı, evet, ev sahibi arada bir sıkıntı olacak. İşte maliye bu konuya sert tepki gösterdi. Böyle mutlaka, bir şey olmaz mutlaka, diye. Mutlaka. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani yanlış mı? Doğru mu? Şöyle, tabii ki yanlış aslında. Biz yıllar önce bunu hatırlarsanız 15-20 yıl evvel, hı hı, dolarla kiraya verilmeler vardı biliyorsunuz. Evet, eskiden öyleydi. Eskiden yani dolarla kiraya verme. Neden? Tabii ki paranın değeri düşmesin, aldığım paranın değeri düşmesin diye dolarla veriliyordu. Fakat bunun zaman içinde pek iyi bir fikir olmadığını gördü. Devlet üzerinde de, değil mi? Dolar, tabii, alıp, tabii, vermek burada enflasyonu çıkardığından dolayı onu kaldırdı. Hatta yasak getirdi yani. Dolarla verilmeyeceğine dair yasak getirdi. Şimdi bu tabii ki esnetildi. Ona bir şey diyemiyorum ama, hı hı, şimdi altın olarak verilmesi de çok doğru bulmuyorum ben. Çok mağduriyet olur. Tabii çünkü ki. Altının nereye tabii kadar ki yükseleceğini getirirse, evet, olan evet, bir şey. Fakat şöyle bir şey var. Mesela geçen gün bir emlakçı arkadaşımla görüşüyorum. Bir, hı-hı, yeri kiraya vereceğiniz zaman hani bir depozito olayı çıktı şimdi. Çünkü neden? Evi veriyorsunuz 10 bin liraya kiraya. Kiracı çıktıktan sonra içine 100 bin lira masraf ediyorsunuz. Doğru. Bunu ortadan kaldırabilmek için ev sahibi diyor ki ya bana belli bir depozito ver. Hı-hı. Sen o depozitoyu aldıktan sonra kiracı daha temiz bakmak zorunda kalıyor. Doğru. O eve o daha temiz, kendi evi gibi bakmak zorunda kalıyor. Ha, o depozitonun altın olarak alabilirsiniz dedi bana emlakçı. Yani bu kim için? Benim için değil. Karşımdaki kiracıyı düşünüyor. Yani depozitoyu bana, evet, altın olarak verecek. Çıktığında altın olarak alacak. Para değer kaybetmemiş. Parası oluyor. Değer kaybetmemiş olacak. Yani ben ondan 10 bin lira veya 2 kira depozito alacağıma altın olarak vermesi o daha benim mantıklı. Mantığıma yattı. İki tarafı da koruyor. İki tarafı da korumuş oluyor. Doğru. Çok mantıklı, güzel bir sistem olabilir yani o. Doğru, aslında orası öyle. Tamamıyla yani kiracıyı koruyan bir sistem, hı, olur. Çünkü biz üniversitede okurken o zamanki parayla bir para verdik girişte depozito. 5 sene
Sonra para pul paranın oluyor. Bir değeri kalmadı. Bir kira değeri oldu deposito. Bir aylık kira değeri oldu. Yani dediğiniz aslında doğru. Gerçekten. Altın karşılığı altın verilir. Evet, evet. Ama evet. Ev sahibi de bir şekilde onu çamura yatıp vermeye de bilir. Ya bak yerler çizilmiş, bak duvar leke olmuş ya, o falan. İşte vicdan meselesi. Ona gerçekten bir şey diyemiyorum. O başıma gelmişti. Üniversitede evet. Okurken şimdi çıkacağım evden. İşte boşaltıyoruz. Ev sahibi bir gel, aa dedi yerler çizilmiş yani işte falan şöyle böyle duvarlar dedi az boyası sararmış ya dedim 5 senedir kullanıyoruz. Olacak o kadar. Yani havada yürüyecek halim yok. Yani parkede yürürsün gidersin duvarlar ister istemez pencereye açarsın evet. İskeleri falan yapışır. Evet. Aa dedi ben dedi depozitoyu vermezsem falan. Dedim vermezseniz ama dedim yarın gelin dedim daireyi yarın teslim alın. Bugün dedim teslim etmiyorum. O zaman halledim tamam, tamam dedi. Ya onun gibi sıkıntı da oluyor. Evet, niyet doğru, ama önemli. Doğru niyet olması aynen, gerekiyor. Aynen. İyi niyet her zaman doğru. Şart. Şimdi Bülent Bey Türkiye'deki az önce madenlerden bahsettik ama madenleri devlet mi işletiyor? Özel sektörlere veriliyor mu? Nedir? Şimdi hem devlet işletiyor hem de özel sektörlere özel verilmiş. Özel sektörlerden 4-5 tane büyük firma yani tonlarca altını işleyen büyük firmalar var. Bunların başında Nadir Gold, Ahlatçı Gold, İAR, İstanbul Altın Rafinerisi, Koza Madencilik. Yani bunlar devlet tarafından ihalelerle alınmış firmalar. Orada ama ne çıktığını mutlaka devletin bir temsilcisi tabii, vardır tabii, değil mutlaka, mi? Mutlaka. Yani çıkan deyip, bütün diyelim 10 ton çıkartır, 5 ton çıkarttım derim. O 5 tonu... Tabii. Yok öyle değil. Dediğiniz gibi temsilciler var. Hı-hı. Bunlar açık bir şekilde söyleniyor devlete. Doğru. Bundan kaçılmaz. Türkiye altın üretimi ortalama yıllık ne kadardır? Evet. Yıllık altın üretimi şu anda 50 ton civarında. 50 ton. Altın üretimi 50 ton civarında olduğu söyleniyor. Bu devletler arasında mesela Merkez Bankası'nda şu kadar altın var dediği evet. Zaman bir güç mü, ekonominin güçlü olduğu algısı mı yaratıyor? Mutlaka. Acaba devletimizin istediği o yastık altındaki altınları bankalara verin, onu da işte Merkez Bankası'na koyunca benim kasamda 100 bin ton altınım var, güçlü bir devletim. Çok doğru. Algısı yaratmak çok istiyor doğru, dünyada. Çok doğru. Onlar kesinlikle, da gösterirler, buyurun derler. Kesinlikle, işte. Aynen öyle. Onun yani, en büyük sebebi dediğiniz gibi o. Aynen. Doğru. Şeyde altın sektöründe Mersin ve Türkiye genelinde istihdam nasıl yani kaç kişi bu işten ekmek kazanıyor? Şimdi şöyle söyleyeyim istihdam olarak Türkiye'de yıllık ortalama 400 ton altın işleme kapasitesine sahip. Hı hı. 400 ton. Bu 400 tonu işlerken ortalama 250 bin kişilik bir istihdam sağlanıyor. Çok büyük bir rakam. 250 bin kişilik bir istihdam sağlanıyor yani. Çocuklar mocuklar dediğiniz zaman yani evet, 1 milyon, evet, 3 yani, milyon kişi bu tabii, sektörde ekmek belki, yiyor. Tabii ki ekmek yiyor. Gerçekten büyük bir... Şeyde Mersin'de de o İstanbul'daki gibi hani Kuyumcular Çarşısı falan meşhurdur ya doların, evet. Euronun belirlendiği evet. Öyle bir merkez var mı? Hayır, Mersin'de bizim biraz dağınık gibi geldi bana. Merkezimiz evet aynen dağınık fakat merkezdeki en güzel yer çarşımız. Çarşıda. Çarşıda en büyük kuyumcular orada. Büyük paralar orada dönüyor. Orada döner. Aynen. Bu altın sektörünün içerisinde bazen döviz falan da bozdurum oluyor tabii da. Tabii ki döviz bozdurum. Orada güvenebiliriz değil mi? Bir sıkıntı olmuyor. Tabii kesinlikle. Yani, öyle makineler çıkıyor ki şu anda. Geçen gün bizim başımıza geldi. $500 aldık mesela müşteriden. Bizim makinalarımız var. O makineler bazen yetersiz kalıyor o sahte doları çözmekte. Yeni makineler çıktı. Yani şu anda dolar alışı falan. Biz eskiden hep kuyumculardan bozdururduk. Aynen. Oradan verirdik, alırdık. Güvenirdik çünkü kuyumculara. Doğru. Döviz büroları şimdi ona bir engel koydu. Hı-hı. Çünkü döviz bürolarının yaklaşık 200 bin euro civarı bankaya bir teminat veriyor döviz bürosu açabilmek için. Hı-hı. Bu sefer onlar da diyor ki ya ben devlete 200 bin euro teminat vermişim. Kuyumcular neden bu işi de yapıyor yani benim işimi? Bizim döviz. İşi bölmüş oluyor. Evet bölmüş oluyorlar. Oluyor şikayet üzerine şikayet. Devlet onun üzerine bize bir yazı gönderiyor. Diyor ki hani siz almayın döviz işini. Yani siz karışmayın diyor. Aynen öyle bir engelleme koyuyor ama tabii ki yani herkes bunu... Ne kadar engelleyebilirsin yani bunu? Çoğu zor. Zaman engelleyemiyorsun yani küçük rakamlarda. Küçük rakamlar. Müşteri gelmiş şimdi 200 dolarlık 300 dolarlık bir ürün alacak. Döviz bürosu çarşıda döviz kendisi evet mezitle. 2 kilometre oraya gideceğini ufak tefek alınıyor yani. Doğru. Mersin'de her ilçede eşit dağılım var mı kuyumcu sektörünü? Ben Toroslar'da sanki hiç görmedim. Toroslar'da hiç yok aynen. Şu anda Mezitli ikinci planda öne çıktı. Biraz öne çıktı. Evet ama onun haricinde çok dağılmadı. Yine merkezde var. Aynen en çok merkezde ikinci olarak da Mezitli'de i̇kinci öne çıkıyor. İkinci olarak da Mezitli'de. Aynen. Az önce bahsediyorduk sahte altınla gerçek altın nasıl anlaşılır falan diye. Ben de demiştim böyle dişiyle
hafif ısırıyorlardı kovboy filmlerinde aynen, falan diye. Aynen. Bazen şey de duyuyorum böyle hafif eğiyorlar, eğilirse evet, hani evet, gerçek evet, falan evet, diye. Evet. Öyle bir başka tanımlama var mı? Renkleri falan farklı mı oluyor? Yani renkleri, şöyle baktığımız zaman gerçek altına, sahte altına böyle renk olarak çözebiliyor renk muyuz? Olarak hangi kriterler mutlaka var? Biraz daha açık oluyor. Yani mat oluyor rengi. Gerçek altında örneğin 22 ayar altında sarı ve parlak olur. 22 ayar sarı? 22 ayar sarı ve parlak olur. Ve en önemli özellik pürüzsüz olur. Pürüzsüz. 22 ayarda pürüzsüz. Ama öbürlerinde dikkat ederseniz hani bir dökümden kaynaklı. Böyle bir ufak çizgiler oluşabilir. Yani diğer gerçeğinde olmayan, hiçbir zaman olmayacak olan çizgiler oluşur. Kilit kısımlarında solmalar mutlaka oluyor. Solmalar. Evet, ben ona dikkat ediyorum. Mesela sahte altını, yani sahte dediğimiz bijuteri altını. Onlarda kilit kısımlarında, eklem yerlerinde mutlaka renklerinde solmalar oluyor. Yani ona dikkat edebilirler. Oradan renkleri yola var çıkabilirler. O zaman hafif böyle bir eğilebiliyor şeyde baktığın zaman. Tabii ki. Altın eğilebiliyor. Altın böyle yumuşak altın oluyor. Yumuşak. Diğeri kesinlikle mesela küçük bir yarım altın. Bükemiyorsunuz sahtede. Kesinlikle hiç bükemiyorsunuz yani. Sesinde nasıl anlarsın? Sesi böyle atıyorsun bir tin sesi var. Bir tanesi var. Demir sesi gibi. Bir sede tın dın dın hani sanki. Keşke bir tane şurada bir çeyrek bir tam altın aklıma gelmişti. Söyleseydiniz getirirdim. Unuttum yani şurada ata bir dinletiriz evet, falan diye evet, böyle evet, bir. Evet evet evet. Böyle bir aklıma sahtesini geldi. Sahtesini de hani bozuk parayla ölçebilirdik. Onun sesine çok benziyor sahtesi. Bozuk para gibi ses çıkartıyor. Yani 5 kuruşun 25 kuruşun sesine çok benziyor. Altının sesini de burada göstermiş olabilirdik dediğiniz doğru gibi. Şimdi altın deyince mesela gençler 18-16 ayar altınları sever. Yani evet. Düğünlerde 22 ayardır daha değerli. Öyle ister gelin adayımız. Yani değerli olsun diye. Evet, şimdi bu altının bu kaç çeşitleri var? Yani bu oranlar neye göre değişiyor? 22 ne demek? 18-16? Altın başa dönecek olursak siyanürle çıkartıldı. O altın kezzapla işlendikten sonra kezzapla kaynatılıp o tonlarca altın kezzapla kaynatılan sonra gerçek has madeni çıkıyor. Yani 995 bin ayar, bin milyem gerçek saf altın çıkıyor ortaya. Evet. Bu altın çıktıktan sonra bunları siz kendiniz bunların milimleri var, gramajları var. 1 kiloya 2 gram bakır, alüminyum konduktan sonra bu 22 ayara dönüşüyor. Yani çok değil. 1 kilograma, 1 kilograma 2 gram civarı. Bir eklenti oluyor. 22 ayara dönüyor. Atıyorum işte bunların gramajları var. Ondan sonra 18 ayara, 14 ayara. Şu anda biraz daha popüler oldu 8 ayara kadar düşürülebiliyor. Yani şunu baktığımız zaman mesela şu kaç şimdi ayar? Şimdi bu mesela 14 ayar. 14 biraz ayar daha yeşilimsi. Yeşilimsi, yeşil aynen altın dedikleri. Aynen yeşil altın dedikleri. Yani sanki bunlar daha böyle kullanışlı gibi. Daha kullanışlı, daha sert. Yeni i̇çine, gelin, yeni damat gibi oluyor. İçine eklenen malzemeler sert olduğu için mecburen bunlar da sertleşiyor. Doğru. Bir ara takılarda gümüş sektörü biraz öne geçmişti. Altın millet daha çok gümüş istiyordu. Son dönemlerde yine altın kendi altına tahtına döndü. Oturdu mu? Aynen tahtına oturdu. Tahtına aynen, oturdu. Aynen. Bayağı bir gümüşçü açılmıştı. Evet. Hani gençler de ya gümüş istiyoruz diyor. Ama son dönemlere bakıyorum yine altına gümüş, geri dönüş. Hem evet, değer anlamında tabii, paranın tabii, değeri. Aynen, aynen. Hem de belki renk olarak işte düşük biraz gümüşe yakın renklerin. Şimdi gümüşü altın suyuna batırıyorsunuz oluyor ama renk solmaya başlıyor tekrar. Artık gümüş 3-5 ay sonra otomatik olarak siyahlaşmaya başlıyor. Rengi yani değişiyor. Mutlaka bir bakım, bir onarım gerektiriyor. Bir parlatma gerektiriyor. Alerjisi yapıyor mu gümüş? Yok, hayır. Altında da yok. Altında da olmaz. Sadece imitasyon ürünlerde alerji yapıyor. Alerji yapıyor. Aynen. Şimdi biz diş hekimliğinde de altını kullanıyoruz. Geçmişte çok kullanıldı. Tabii ben hiç kullanmadım ama eskiden altın. Evet, altın yani, dişi çok gelirdi eskiden elimize. Altın diş yaparlardı böyle ön dişlere. Çiplerle koyardık teraziye. Onları yaparlardı ki zenginlik evet, timsali evet, işte geldiği zaman böyle altın dişi var. Bu ağadır. Bunda para var. Parası var ki altın diş yaptırmış aynen, diye. Aynen doğru söylüyorsun. Şimdi artık zirkonyumlara değişik en lüks porselenlere, imekslere falan geçildi. Evet. Onu yapmamız olduk ama bazen hastalar geliyor altın kaplama yaptırmış. Hı hı. Tabii altın bizim için doku dostu oluyor. Alerjen bir yapısı olmadığı için evet, güzel oluyor. Hı hı. Ama yumuşak bir maddede olduğu için metale göre kıyasladığımız zaman uzun vadeli altın sürte sürte delinebiliyor. Evet aynen. Yani metale doğru, göre daha yumuşak. Doğru yumuşak altını orada bile anlayabiliyorsunuz. Yani anlıyorsun kullanıyor bir 3-5 sene sonra bakmışsın orada hafif delinmeye başlıyor. Diş onu eriterek
mecburen kaplamasını değiştirmek gerekiyor. Taktınız mı? Yapmadım ama çıkarttım. Çıkarttınız, anladım. Çok çıkarttım. Evet. Şimdi onu keserek de çıkarttığım için hasta altın tükürüyor. Artık pipet koyuyoruz diye. Tozu sonra bile damatıyoruz. Gitmesin. Tozu bile gitmesin diye. Sonra işte altın tükürüyor aynen, hasta. Aynen. Sonra veriyoruz hastaya, işte gidiyor kuyumcunun birine bozdurup. Evet. Onu paraya çevirip sonra ödemesi falan yapıyor. Doğru. Çok oluyordu. Eskiden gerçekten her hafta mutlaka bir diş, iki diş, üç diş geliyordu. Siz bir de bu şeyin mutfağından geliyorsunuz. Tabii. Da. Atölyemiz de var bizim. Atölyeniz de var. Evet, atölyeden geliyorsunuz. De var tabii. Şimdi atölyeyi üretim amaçlı değil de daha çok böyle tamirat tarzı, altın olup olmadığını anlama amaçlı, biliyorsunuz bizim testlerimiz var. Hani sadece gözle veyahut da dokunarak anlayamadığımız altınlar oluyor. Evet. Onları da içeride atölyemde rahat bir şekilde testten geçiriyorum. Daha emin olmak açısından. Bu şeyin atölyelerde mesela çok güzel altınlar yapılıyor, kolyeler, işte işlemler, evet, şunlar, evet, bunlar. Bu evet, işin evet. Sektörü yine İstanbul mu yoksa İstanbul, Antep gibi, Adana gibi yerlerde çok İstanbul güzel? İstanbul başı çekiyor. Adana ve Mersin eskiden ikinci, üçüncü sıradaydı. Maalesef burada biraz bir boş vermişlik oldu. Şimdi Maraş çok önde. Maraş. Yani bu işin gerçekten hem kalite olarak. Zanaatkarlar dediğimiz. Aynen. Ve kendilerini çok geliştirdiler. Geliştirdiler. Her türlü ürün çıkıyor. Her türlü kalitede çıkıyor. O bakımdan onları Maraş, şu anda önde görebiliyorum. Çıktı. Evet, Maraş. Kayseri'de de çıkıyor. Adana zaten birçok bir Adana burması zaten Adana, oraya meşhur. Evet. Oradan çıkıyor ve bütün ülkeye yayılıyor yani. Mersin'in bu sektörde böyle bir modeli var mı? Hani ya bu model de Mersin'e ait dediğimiz bir... Mutlaka var. Yani işte bir heykel tarzı olabilir, ne bileyim, çiçek modeli mi? Böyle şu model Mersin'e ait. Az önce dediğiniz var, Adana var. Burması yani gibi. Bizim, ben de daha önceden atölyeci olduğum için yaptığımız modeller kataloglarla mesela İtalya'ya, İngiltere'ye katalog modeli. Yani kataloğun en ön sayfasına çıkan modeller. Başında atıyorum o zaman Prenses diye bir model vardı. UFO diye bir model var. Kaburgaların o zaman değişik türleri var. Koçbaş dediğimiz ürün. Koçbaşı, bildiğiniz iki tane koçbaşı. Yani çok ürünümüz vardı bizim. Dediğim gibi eskiden ikinci, üçüncü sıradaydık. Bayağı iyiydi. Sonradan neden böyle oldu bilmiyorum. Araya hani güvensiz insanlar girdi. Malını örneğin siz atölyecisiniz, yapıyorsunuz. Ahmet'e, Mehmet'e veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bunu İstanbul'da pazarla. Karımızı getir. Sen de üzerine 1 puan, 2 puan karını koy. O bunu, bu işi yapan adamlar bir süre sonra artık şeytana mı uyma dersiniz, ne derseniz. O malla birlikte komple kaçmalar. Doğru. Bir ara Mersin'de evet bu kuyumculuk sektöründe de kapatıp gidenler de oldu. Kapatıp basına gidenler, yansıdı. Tabii ki. Basına yansıdı, böyle işte para toplayıp evet, işte, evet. Sizi işte altın alıp şöyle yapacağız diye. Aynen. Böyle isimler de var tabii, isim vermek istemiyorum. Evet, o basına yansıdığı için öyle olaylar da olunca mesela kuyumculuk sektöründe bir güvensizlik de oluştu. Kesinlikle. Ama sizler gibi yıllarını vermiş, mesela burada Doğan abi vardı, Doğan Ertürk gibi. Doğan abim, Ertürk, evet. Ertürk kuyumculuğu. Tabii. İşte Ferzen Doğan, Ertürk, Mehmet, gibi Ertürk, ailecek Ertürk, sizde kuzenler. Aileden. Sektörün aynen. İçerisinde bu sektörü tabii ayakta tutan güçlü isimlersiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani mesleğe çok uzun yıllar verdiler. Yani 50-60 yıl demek çok büyük bir ömür demek yani. Ya doğuştan itibaren sektöre kesinlikle, girmiş. Kesinlikle, gerçekten. Ölene kadar da. Bizim öğrendiğimiz, buradan ona selamlarımı göndermek istiyorum. Tabii. Faruk Aktu. Şu anda Mersin Üniversitesi'nde bu işin öğretmenliğini yapıyor. Her şey var. Bölüm bizim, var. Tabii. Kuyumculuk güzel. Bölümü. Şu anda tek başına yani. Tek başına o sektörde. Gerçek bir usta, gerçek bir öğretmen. Buradan da ona selamlarımı göndereyim. Hepsine selamını iletiyoruz aynen. İşte. De. Bütün bizde emeği geçen herkese yani. Mehmet aynen. abime, herkese. Doğru. Fercan abime. Fercan abi de buradan selamlarımızı aynen, iletiyoruz. Aynen, onu geçemem. Geçemem. Onu es geçemem. Fercan Ertürk, yaşayan efsane. Aynen öyle. Doğru. Şimdi Bülent Bey, şeyi merak ediyorum aslında. En çok merak ettiğim bir de. Şimdi bu çeyrek altını tutuyorsunuz. Evet. Veya orada bir şey var. Kolye takmakla ilgili bir parça var. Onu evet, merak ediyorum. Kul, o altın mı o kul? Hayır, onlar altın değil. Onlar şu amaçla takılıyor. Yani hı. düğünlerde kurdale takmak için. Hani bilirsiniz kurdale hı. takıp takarsınız ya geline. Ama gramajı atarken onu... Hayır, onu gramajını zaten şöyle, biz gramajını biliyoruz. 1 gram 75 santimdir o çeyrek. He. Yarım altın 3 gram. Oraya koyunca acaba diyorum, altın olmadığı halde tartıya giriyor mu diye. Şimdi biz onu sesinden direkt anlıyoruz. Bükerek anlıyoruz. Zaten o bizde birinci olarak ipucu veriyor. Eğer ki o kulplu şekilde gramajı hala eksikse mesela... 3 gram 50 santim gelen yarım altın, 3 gram 65 santim gelmesi lazım o kulpla. Sayısal değerler var değil mi? Çeyrek şu tabii, kadar, yarım tabii, bu kadar, tam tabii, bu kadar. Çeyrek 1 gram 75 santim. 2 katı 3.50 yapar. O böyle 3.50 daha 7 gram cumhuriyet altını. Biz bunlara taktığımız kulpların gramajını biliyoruz.
ne kadar? 15 santim. 3.50'ye taktığın zaman 3 gram 65 santim olması gerekiyor. Evet. Biz şimdi testlerden geçirirken en son teraziye attığımızda onu bakıyoruz 3 gram 50 santim geliyor. Kupla beraber. He, orada diyoruz ki burada bir sıkıntı var. O zaman geçip içeriye altın olup olmadığına bakıyoruz. Bizim tuzlu kezap olaylarımız var. Eğer altınsa da işte deminki geldiğimiz hani o sahtecilik olayı var ya, birinci sahtecilik, evet. gramajdan çalma. O geçerli oluyor onun için. Onu alıyoruz ama küçük de olsa bir düşük fiyatla. Meblağ belli zaten. Meblağ belli, aynen. Doğru. Bu şeyi mesela altın sektörüne gidiyoruz, kolye veya işte künye aldık, kolye aldık veya bir sürü takılardan aldık. Satış yaparken bir de işçilik. Tabii. Ekleniyor veya işçilik düşülüyor. Bu işçilik tabii. Kelimesi nedir? Yani ne kadar da oranlar tahmini ortalama. Ya şimdi, hani bilmediğimiz işi genelde duyuyoruz ama adam ne derse inanıyoruz. Şimdi şöyle düşünün, sizin meslekten yola çıkalım. Mesela diyelim ki size hazır bir diş geliyor. Yani bir implant veyahut da bir zirkonyum geliyor. Bu size hazır geliyor ama bunu ben kendime takabilir miyim? Ya, o da, mümkünatı olmayan bir şey. Siz ne yapıyorsunuz? Onu kesinti yapıp yapıştırıyorsunuz filan. O ne olmuş oluyor? Atıyorum siz onu 1000 liraya almışsınızdır. Müşteriye 1500 lira diyorsunuz. 2000 lira diyorsunuz. O aradaki fark işçiliğiniz olmuş oluyor. Biz de öyle. Bize altın geliyor. Biz onu işledikten sonra altın bize atıyorum 10 liraya geliyor. İşledikten sonra bir maliyet oluşuyor. 2 lira maliyet oluşuyor. Biz de ona üzerine 2 lira koyaraktan onu öyle satıyoruz. Onun adına işçilik deniyor. İşçilik bizim deniyor. Bütün kazancımız odur. O işçilik o 10 lira zaten altının kendi madeni. Kendisi onu yani. Bozdurduğunuzda 10 liraya alıyorsunuz. O dediğiniz ekstradan 2 lira bizim el emeğimiz oluyor. Tabii. Doğru. Ki o 2 lirayı sadece vitrindeki kuyumcu kazanmıyor. Bunu kim yapıyordu ilk başta? İstanbul. İstanbul'a bunun 1 lirasını veriyorsun. 50 kuruşunu buraya kadar çantalarla getiren, taşıyan orada çok büyük bir emek var. Arabalarla transfer yapan, otellerde burada 5 gün kalan, çünkü 750 tane kuyumcu var Mersin'de atıyorum. Bunlara hizmet veren, değil mi? Onun da belli bir emeği ve geri kalan o 50 kuruş da bize kalıyor. Doğru. Yani. Şey gibi olmuyor değil mi? Şimdi tarladan ürünü 2 liraya alıyorsun, işte satarken 20 liraya satıyorsun. Yani öyle bir şey olmuyor değil mi? Bizim orada yok. Bizim sektörde mümkün değil öyle bir şey. İyi, iyi, güzel. Aynen. Şimdi kuyumcu sektörü deyince en çok bu sektörle eşleş olan yapı düğün sektörü. Düğün sektörü, evet. Şimdi düğün dediğin zaman hemen hesap kitap işleri başlar. Tabii, işte ne tabii. kadar altın takılacak, ne takılacak, künyesi, kolyesi falan. Kültürden kültüre de değişiyor. Bazen bakıyorsun yani kültüründe işte bir altın kemer mi oluyor böyle? Altın kemerler falan. Şimdi hele şu ekonomik krizde de altın kemer isterse kız tarafı ne yapacak? Erkek tarafı. Şimdi dediğiniz gibi bunlar şehir şehir değişiyor. Ama bazı şehirlerde örneğin yani kız istemese bile erkek tarafı diyor ki hayır, biz yaparız. Bu bizim şerefimizdir diyor. Biz bunu takmak zorundayız. O düğünde bu görünmek zorunda diyor. Kiralık oluyor mu? Kiralık yok. Kiralık gelinlik gibi kiralık kemer ona falan. Ona geçmedik daha. O sistem yok değil o mi? O sistem yok daha aynen. Şey nasıl son ekonomik durumlara göre bu altın alma olayı azaldı mı biraz yani düğünlerde takılma? Ya, tabii günden güne görüyorsunuz altın hiç hız kaybetmeden değer kazanıyor. Ekonomik durum da malum. Yani bugün asgari ücretler çok düşük kalıyor yani onun yanında. Doğru. Yani bu eskiden bir çeyrek ücret falan takıyorduk. Tabii ki. 190 liraydı birer hatırlıyorum. Şimdi, en son aldığımda düğünde taktığımda 190 evet, liraydı. Evet evet. Şimdi bir hesaplıyorsun şimdi, ne kadar oldu? 3000 lira mı? Evet aynen. Hangi çeyrek mi? Çeyrek altın 4600-4500 lira civarında bugün. Düğüne gidilmez olmuş. Yani. Biri düğüne çağırdığı zaman artık şey gibi oluyor. İcra memurluğundan kart gelmiş gibi oluyor. Evet kart gelmiş ama artık bahane bulmaya çalışıyorsun. İcra memurluğundan. Bir gün önce küsmen lazım düğün sahibiyle ki ertesi gün barışmak için. Ya çok, bunlar bizim önemli değerlerimiz yani aslında ama böyle konuşuyoruz, yani espri yapıyoruz ama hakikaten yani üzülecek durum. Yazık şimdi ya. Televizyonlarda hep izliyoruz mesela yani muhalefet hep buna bunu dile getiriyor. Diyor ki eskiden diyor bir asgari ücretle diyor 8 tane çeyrek altın alabilirdim diyor. Şimdi 8 tane 4 kesik 32 yani 32-35 bin lira civarı asgari ücretin olması lazım. Yani. Değil mi? Şimdi yani bizim akrabalar düğünlerde evet. takı merasiminde kameraya çekerler. Evet. İşte amca çeyrek takmış, hala işte tam takmış, yarım evet. takmış. Yıllar önce keşik verdi derler bizim yörüklerde. Keşik doğru. verdi. Yani işte biz yapıyoruz ki onlar da karşılığını verirler. Borç para vermiş gibi oluyor aslında sistem. Yani o 200 kişiyi nasıl akılda o da çok büyük bir matematik. Kameraya yani. Çekiyor bazıları da. Yani onu unutmuyor. Tabii. Biliyor. Bakalım. Tamam çeyrek takım. Şimdi
10 sene önce evlenmiş 190 liralık çeyrek takmış. Evet. Ya şimdi çeyrek 4000 lira oldu. 4000 lira. Şimdi kara kara düşünüyorlar. Yani 4000 lira çeyreği nasıl takacağız biz? Ama o da çeyrek taktı, yarım taktı, tam taktı. Evet, gerçekten ekonomik kriz bu sefer aile ilişkileri de etkiliyor. Kesinlikle. Dostluk ilişkilerini, akrabalık ilişkilerini değil mi? Arkadaş ilişkilerini mutlaka etkiliyor yani. Borç para versen bir şey alsan yani bir sene iki sene sonra altın işte 2-3 kat artınca kesinlikle bu sefer karşı veremiyorsun. Yetişim vermesen mi? Ayrı bir sıkıntı. Evet. Ya bu problemler çok var. Çok dile getirmiş. Müşterilerimizle bunu çok dertleşiyoruz ama işte elimizden gelen bir şey yok maalesef. Doğru. Altın kaplama bir de belki sorumuz kaldı. Son 5 dakikamıza Bülent Bey. Maşallah iyi de gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Belki sorumuz kaldı gayet de hızlı. Altın kaplama deyince altın kaplama nasıl yapılıyor? Yani şimdi altın kaplama alenen satıldığı gibi dediğimiz gibi onun sahteleri altın kaplama. Ondan bahsedecek olursak birebir aynı ürünü her türlü aşamadan geçirip küpeydi, yüzüktü. Aynı sanki altın yapıyormuş gibi yapıp bunun üzerine makinalarımız var bizim. Yani transfer ediyor. Buradaki altını diğer tarafa transfer ediyor. Sular, altın suları falan. Öyle o şekilde yapılan altın. İçine bandırıp ikisini aynı anda bandırıyorsun ve ondan ona transfer oluyor. O şekilde yapılabilir. Onun haricinde dediğim gibi bijuterilerde satılan takılar var. Onlar zaten normal kendi değerinde 50 lira, 100 lira, 150 lira kendi değerinde yapılmış takılar. Bazen bakıyoruz şeylerde bu sosyete pazarında falan altın kolye gibi ne kadar 100 lira falan alıyorsun ama o sarı rengi normal boya mı nedir o sarı? Hayır, normal işte altın suyu onlar. Ama çok ince yani atıyorum 5 santim oradan ona transfer olmuş bir altından yani bahsediyoruz. Yani 100 lira 200 lira yine sonuçta bir altın var. Altın var içinde tabii. Enteresan. Mutlaka ama değeri yok. Bazen aklıma yani geliyor. Bir boya gibi düşün yani incecik bir boya gibi düşün. Doğru. Bazen aklıma geliyor espri olsun diye onlardan diyorum ucuzdan alıp bir tane küpe koyalım. Köyde tarlanın birine garibanın. Allah'ım çok. Çift sürerken bir çıkacak aha diyecek. Çok var İhya yani. İhya oldu kalp krizinden gider galiba. Bunu yapan şimdi bunu keşke demeseydik. Bunu bile şu anda yani uygulayacak olan adamlar var. Yaparlar yani. Vallahi espri olsun diye. TikTok zamanı ya. Evet. Ona koyup bir de kameraya çekerler. Adam kafayı yesin falan. Aynen öyle. Şimdi aklıma geliyor. Hiç onlara itibar etmedim. Yani öyle bakar bazen işte kazı çalışmaları yapıyorlar. İşte bir şey bulmuş gibi. Yani görüyoruz bazı yurt dışlarında böyle altın buldum diye etrafını açıyor falan. Bize de gelenler oluyor mesela. Diyor ki abi benim işte şu anda Kayseri'de bir altın buldum ama hiç kimseye söyleyemiyorum. Bir gelip bakar mısın diyor. Ya öyle bir şey varsa kardeşim istediğin kuyumcuya götürebilirsin. Tam buraya gelmene gerek yok. Bana gelene kadar 500 tane kuyumcu var. Yani onların zaten otomatik olarak anlıyoruz yani niyetlerini. İnternette yazıyorlar. Evet. Afrika'dan işte bir şey bakıyorum. İşte İngilizce yazıyor da biz Türkçe çeviriden bakıyoruz. Ben diyor işte Afrika'da diyor bir altın madeninin sahibiyim diyor. Ama burada sıkıldım diyor. Altın madeninde şu kadar altın var diyor. Ben bunu Türkiye'ye transfer etmek istiyorum diyor. İşte sizi de çok güvenilir buldum diyor. Uluslararası. Tamam işte nasıl yapacağız? İşte Türkiye'ye transfer etmem için diyor bunu tabii ekstra bir 50 bin dolar gerekiyor ama bende de altın var nakit yok falan gibi klasik dolandırma şeyleri. Aynen. Hemen biz de atlayacağız dur diyeceğiz 50 bin dolar yollayalım yani olsa buna, tonlarca altın gelecek yani gibi. Yani buna kanacak insan çok azdır ya. Yani artık yani çok şükür diyelim yani herkes artık akıllandı. Herkes sosyal medyada çok zaman geçiriyor bunları görüyor. Hani bazı şeyler anlatarak değil de görsel hafıza çok daha önemli. Doğru. Bunları göre artık halkımız da yemiyor aynı. Yani tecrübe yediğin kazıklardan ibaret. Defa aldanıyor falan böyle bir. Ondan sonra tamam diye yeniyorum diye. Kesinlikle. Bülent Bey çok teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Evet. Vallahi hiç bu programda bu kadar çok konuşmadım. Vallahi, karşılıklı bu kadar konuya benim girmedik. Benim için de çok iyi geçti. Heyecanımız vardı acaba nasıl olacak diye. Ama sizin de tabii anlatımınız çok güzel. Hep beraber böyle dedim ya ilk 5 dakika sonra normale dönüyor. Normal sohbet ettiğimiz gibi. Yani programa yakışmışsınız öyle söyleyeyim. Çok sağ olun. Gerçekten çok güzel olmuş. Çok teşekkür ediyorum. İyi yerlere gelmeni temenni ederim. Çok sağ olasın. Bütün sorularımız bitti. Evet. Şimdi son olarak kamera sizde vatandaşlarımıza vermek istediğiniz bir mesaj olarak varsa kuyumculuk sektörü veya sizin tabii ki ekstra öncelikle, kamera sizde. Öncelikle Nil Radyo ve Televizyonculuğa bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Gerçekten Mersin'e yeni bir soluk oldu. Kesinlikle takip edeceğim. Halkımıza da sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Bereketli bir ömür diliyorum. Bol kazançlar diliyorum herkese. Çok teşekkür ederim. Sektörümüze de. Çok teşekkür ederim Bülent Bey. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine
sektörden konuşuruz. İnşallah. Yeni bir şeyler gelişirse İnşallah, onlardan bahsederiz. İşte bugünkü gündem hemen haberlerde bir baktık. İşte kiraların altınla denkleştirmesi. Evet. Onu da hemen gündemimize soktuk. Çok iyi. İlerleyen zamanda ne olur, ne biter? Tabii. Yani sektörle ilgili mutlaka bir konu olursa yine sizleri konu İnşallah. Olarak her görmek zaman isteriz. Beklerim memnuniyetle. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Rica ederim. Sevgili izleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Yine çok güzel bir sohbetimiz oldu. Kuyumculuk sektöründen bahsettik. Yani çok değerli bir ismimiz. Kuyumculuk sektörünün 35 senelik tecrübesi Bülent Kaya bizlerle birlikte oldu. Zaten kendisi ahbabımız, yıllardır tanıyoruz. Bu sektörde de yani kendisi bilinmiş, tanınan, mutfağından gelmiş, dükkan içerisinde ve işte sahnede olan birisidir. İlerleyen zamanda da yine bir bu konuyla ilgili beraber programımıza konuk olacaktır. Önümüzdeki hafta yine Perşembe günü saat 2'de Pusula programında birbirinden değerli konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Konuklarımız şu an belli. İnşallah daha farklı belki hareketli konular da olabilir. Böyle müzik sektöründen de olabilir. Görüştüğümüz arkadaşlar var ama içerisinde hangisi müsaitse onu programımıza konuk alacağız. Bu sıranız her zaman size doğruyu, güzeli ve gerçeği göstermesi dilekleriyle. Hoşçakalın.